Karşımızda 324 sayısı var. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yüzler basamağında 3 olduğuna göre 3 yüzlük diyebiliriz. Onlar basamağında da 2 var. O halde 2 onluk diyelim. Artı birler basamağında da 4 var. O halde 4 birlik. Ve bunu görsel olarak hayal etmek istersek, şuradaki kutucuklara bakabiliriz. 3 tane yüzlük grup var. Yüzlük kutucuk grupları 3 tane. 1, 2, 3. 2 grup 10. 1, 2 ve 4 tane de kutucuk. İşte 324. Hadi gelin şimdi biraz çıkarma işlemi yapalım. Ne çıkaralım? Hadi bir 10 çıkaralım. Eksi 10. Yani eksi bir onluk ve maviyle yazalım. 0 birlik. Yüzlük çıkarmıyorum, onluk çıkarıyorum. Bir tane onluk. Eksi bir onluk ve hiç birlik çıkarmıyorum. Bakalım ne çıkacak? Yüzlüklerim değişmiyor. Hala 3 tane yüzlüğüm var. Yazalım 3 yüzlük. 2 tane de onluğum vardı. Birini çıkarıyorum. 2 eksi 1. Bir onluk kaldı. Burada da yapalım. 2 onluğumuz vardı. Bir tane onluk çıkardım. Ne kaldı? Artı bir onluk. Birliklerimizle aynı kaldı. Hala 4 tane birliğimiz var. 4 birlikten 0 birlik çıkardık. 4 tane kaldı. 314. 3 yüzlük, 1 onluk, 4 birlik. Kutucuklarımıza bakalım. Ne yaptık? Onlardan birini aldık değil mi? Bir onluk sildik ve elimizde 314 kaldı. Bir tane onluk ve 4 birlik. İlginçti değil mi? Gelin şimdi de 100 çıkaralım. Eksi bir yüzlük. Yazalım bir yüzlük. Ve 0 onluk ve 0 birlik. Hadi çıkaralım. 3 tane yüzlüğüm var. Bir tanesini çıkaralım, 2 tane kalacak. 2 tane onluğumuz var, 0 tane çıkardık, aynı kaldı. 4 tane birliğim var, 0 tane çıkardım, yine 4 tane birliğim olacak. Buraya bakalım nasıl olacak. Yüzlüklerimden birini çıkardım, 2 yüzlük kaldı. 2 onluğum duruyor ve 4 birliğim de aynen yerinde. Şimdi resme bakalım. 1 yüzlük çıkardık, hadi karalayalım. Çıkardık. Ne kaldı? 2 yüzlük kaldı. 2 onluk kutucuğum duruyor ve birliklerim de duruyor.